Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü konumuz gazete yazısı olan sohbet, diğer adıyla söyleşi. Sohbet yazıları bir önceki dersimizde makale işlemiştik. Herhangi bir konuda yazarın düşüncelerini karşısındakine konuşuyormuş gibi anlattığı yazılar. Yani günlük hayatta kullandığımız aslında sohbet anlamında söyleşi olarak nitelendirebileceğimiz bir yazı türü. Gazete ve dergi yazısıdır söyleşiler. Günlük konuşma dili ile herkesin anlayabileceği bir üslupla yazılır. Bilimsel bir anlatım yoktur. Bu yönüyle makaleden ayrılır. Makale yazılarından ayrılır bu yönüyle. Yazar bir takım iç konuşmalara yer verebilir, diyaloglara yer verebilir. Sıcak ve samimi bir dil kullanılır. Özellikle en önemli özelliklerinden biri bu sohbet yazılarının. Arapça kökenli bir sözcük sohbet, dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, konuşma, görüşme gibi farklı anlamları da var tabii ki. Bu yazı türü olmasının dışında. Samimiyet esastır dedik sohbet yazılarında. Kabul ettirmek için okuyucuyu zorlamaz. Makalede olduğu gibi bir düşünceyi kanıtlamak zorunda, delil sunmak zorunda değildir. Kendi kişisel düşüncelerini ileri sürer. Sohbetlerde küçük fıkra ve anılar kullanılabilir. Bunlar anılardan ve fıkralardan yararlanılabilir renklendirmek için. Sohbet yazılarının özellikleri sohbet, makale planıyla fakat daha samimi bir dilde, karşılıklı konuşma havası içinde yazılan yazılardır. Öncelikle bunu söyleyelim. Sanki yazar karşısındaki okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi düşüncelerini kaleme alır. Servet-i Fünun döneminde bu türe musahabe adı verilmiştir. Dikkat ederseniz Arapça bir sözcük olduğu için SHB. Arapça sözcükler üçünsüz üzerine kurulur. Öne kalırlar kelimenin başını. Konu sınırlaması yok. Her konu işlenebiliyor. Konu öznel bir biçimde ele alınır. Öznellik esas sohbet yazılarında. Yazar düşüncelerinin doğruluğunda ısrar edici olmaz. Yani bir konuyu kanıtlamaya çalışmaz. Bunu da biraz önce belirttim. Soru ve cevaplı cümlelere daha çok yer verilir. İçten ve samimi bir dil ile yazılır. Küçük fıkra ve anılar malzeme olarak kullanılabilir. Bunlar anlatımı renklendirir demiştik. Ayrıntıya çok girilmez sohbet yazılarında. Dil oldukça yalın ve sadedir. Yeri geldikçe konu ile ilgili atasözü ve vecizelerden yararlanılır. Vecize özdeyiş demek, yani söyleyene belli olan özlü sözlere vecize ya da özdeyiş diyoruz. Açıklayıcı ve söyleşmeye dayalı bir anlatım türü kullanılır sohbet yazılarında. Açıklama temelde en çok kullanılan anlatım türüdür. Yeri geldikçe de söyleşmeye dayalı bir anlatım türü kullanılır. Hangi dilin hangi işlevi kullanılır? Göndergesel bilgi verdiği için ve bir de duygu ağırlıklı olduğu için heyecana bağlı işlevden yararlanılır. Sohbet türünün kısaca tarihi gelişmesinden söz etmek istiyorum. Sohbet ve deneme türü birbirine yakınlık gösteren bir tür. Nasıl ayırt edeceğiz? Denemede yazar kendisiyle sohbet eder. Ama sohbet yazılarında yazar okuyucuyla sohbet eder. En bariz ayrım budur. Sohbet yazılarının üslubu daha senli benlidir. Daha içtendir. Bu da bir ayrım. Anlatım, yani üslup bakımından. Biliyorsunuz üslubun diğer adı biçem. Biçem bakımından da böyle bir farklılıktan söz edebiliriz. Sohbet yazılarının tarihsel gelişimine bakarken aslında denemenin ne zaman başladığını düşünmek gerekiyor. Deneme 16. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bir
yazı türü. Fransa'da görülmüş ilk defa. Fransız yazar Montaigne ilk temsilcisi de. Daha sonra Avrupa'nın farklı ülkelerinde ve Amerika'da gelişim göstermiş. Türk edebiyatında 20. yüzyılın başlarında da görüldü. Cumhuriyet döneminde görüldü. Sohbet türü de bu yüzyılda görülmeye başlandı. Yani aslında Servet-i Fünun döneminde bazı örnekleri görsek de en etkin olduğu dönem Cumhuriyet dönemi diyebiliriz. Tanzimat döneminde gelişen gazetecilikle birlikte Türk edebiyatında sohbet yazıları görülmeye başlanmıştır. Ama tam olarak bu yazılar sohbet yazıları mıdır tartışılabilir. Makale için bunu söyleyebiliriz. Tanzimat döneminde gelişen gazetecilikle birlikte aslında makale ilk örneklerini vermişti. Biliyorsunuz Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetenin ön sözü, Tercüman-ı Ahval mukaddimesi Şinasi tarafından yazılmıştı ve makale türü ilk örneğini vermişti bu yazıyla birlikte. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı bazı yazılar sohbet yazıları olarak değerlendirilebilir tam olmasa da. En olgun eserler Servet-i Fünun dönemi Milli Edebiyat ama tabii ki en başarılı örnekler Cumhuriyet döneminde görülüyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in, Hüseyin Cahit Yalçın'ın, Tevfik Fikret'in, Mehmet Rauf'un, Cenap Şahabettin'in, Ahmet Rasim, özellikle Ahmet Rasim önemli. Yakup Kadri, Yahya Kemal ve Süleyman Nazip gibi isimler bu türde yazılar yazmıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte daha keskin çizgilerle sınırları belirlenen bu tür gelişimini devam ettirmiştir. Burada sayacağımız isimler önemli. Nurullah Ataç aynı zamanda deneme türünün Türk edebiyatındaki öncüsüdür. Ve Şevket Rado, sohbet dediğimiz zaman, Suud Kemal Yetkin, Ahmet Kabaklı gibi isimler sohbet türünün başarılı örneklerini vermişlerdir. Önemli eserlerden bazı örnekler üzerinde duralım. Sohbet türünde yazılmış Türk edebiyatındaki bazı eserler. Ahmet Rasim'in Ramazan Sohbetleri. Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Söyleşileri. Suud Kemal Yetkin de Nurullah Ataç'tan sonra önemli bir deneme yazarı. Şevket Rado'nun Eşref Saati, Aile Sohbetleri ve Ümit Dünyası adlı eserleri. Melih Cevdet Anday'ın birinci yeni topluluğundan Melih Cevdet Anday'ın Dilimiz Üstüne Söyleşiler. Evet, Nurullah Ataç, bu önemli. Karalama Defteri ve Söyleşiler. Ahmet Kabaklı, aynı zamanda edebiyat tarihçisi, sohbetler. Fahri Rıfkı Atay'ın Pazar Konuşmaları. Bu da sohbet türünde önemli bir eserdir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Tarih Musahabeleri, musahabe deniyordu sohbet yazılarına, az önce üzerinde durmuştuk. Ve İsmet Özel'in, Cumhuriyet dönemi şairlerinden İsmet Özel'in Faydasız Yazılar, Çenebazlık adlı kitapları, deneme türünün önemli örnekleridir. Evet, sohbet ile makale arasındaki farklar demiştik. Üslup yönüyle ayrılıyor sohbet makaleden. Çoğunlukla günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senle benle bir anlatım yolu seçilir. Bunu önemli not alın bunu. Hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır. Makalede ele alınan konu kanıtlama amacı güdülerek işlenir. Sohbette tez, savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde sıcak bir dille yazılır. Bu da sohbette makalenin bir karşılaştırması. Bazı sohbet örnekleri üzerinde durmak istiyorum. Sizin de görüp belirlemeniz açısından Nurullah Ataç'ın Sevinç Arkasından adlı bir yazısı. Canım insanoğlu diye başlamış, insanoğluna bir seslenişle başlıyor. Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez, çevresini boyuna genişletmek ister.
gözünün gördüğü, kulağının işittiği bir şey olsun da ne olduğunu anlamasın. Bir türlü katlanamaz. Uğraşır, didinir, öğrenmek için bütün gücünü esirgemez. Pek yorulup bitkin düşünce de gene yenildim demez. Bir yalan uydurup ona inanır. İnsanoğlunun mutluluk arkasından koştuğunu sanırlar. Oysa ki asıl ereği, sevinç, şu feylesofların söylediği, bilmeden doğan sevinçtir. Pascal, evren kişiyi esse de kişi evrenden uludur. Ezildiğini, evrenin üstünlüğünü bilir. Evren ise bilmez diyor. Kişilerin en ülkeğine, canını en sevenine bakın. En yılınç, en öldürücü doğruları öğrenmek dileğini onda bile bulursunuz. 5,5 yıl süren bir savaştan daha yeni çıkıyoruz ama insanoğlu bugün acı durumundan kurtulmak yolunu aramakla kalmıyor. Türlü zorluklar içinde gene düşler kuruyor. Ay'a gidecek, yıldızlarda bizim gibi kişiler var mı yok mu anlayıp varsa onlarla haberleşecekmiş. Evet, bu yazar 50 ve 60'lı yıllar arasında, yani 50'li yıllarda yaşadığı için o güne göre değerlendirin yazılarını, İkinci Dünya Savaşı'ndan söz etti. Yeryüzündeki bütün kişiler şimdi bunlarla uğraşıyor demiyorum ama en bilginleri, en ustaları arasında kendilerini o işe bağlayanlar çıkıyor. Canım insanoğlu. Kırış günlerinde, açlık günlerinde bile düşlerin. Unutmuyor bilgisini arttırmayı. Düşünce alanını büyütmeye çalışıyor. Ay'a gideceğiz. Yıldızlarda bizim gibi kişiler varsa onlarla tanışacağız. Konuşacağız da ne olacak? Böyle soru cümleleri sohbet yazılarında yer alır. Bunu sormak doğru değildir. İnsanoğlu bilginin neye yarayacağını düşünmeden bilmek ister. Ay'a gitmek, yıldızlardaki kişilerle tanışmak başımıza büyük dertler de açabilir. Olsun. Bilgi uğrunda rahatımızı, mutluluğumuzu esirgeyecek miyiz? Böyle düşler arkasında koşacağımıza biz oturalım da şu toprağımızı bezemeye bakalım mı diyeceksiniz. Ah ne iyi olur. Ama ne yapalım ki? Öyle demek bir yorgunluk gösterir. Yarın ise yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir. Deyip burada bir ana fikir cümlesi kullanmış. Güler yüz Şevket Rado'dan bir paragraf okumak istiyorum. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Burada biraz daha okuyucuya hitap ettiğini anladık. Siz kullandı, dikkat edin. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olursanız konuştukça konuşacağınız gelir. Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden önce insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar hep her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusurunu yapabileceğini, bütün kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınırız. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar. Bu dünya öyle çatık kaşla dolaşmaya, şunun bunun kalbini kırmaya değer bir dünya değildir. Onun için güler yüzle insanlar arasında yaşayanların hayatı daha tatlı geçer demiş. En son bölüme de bakalım. Hayatı böyle saymak çok yanlıştır. Unutmayalım ki biz insanların hayvanlardan bir farkımız konuşmaksa öteki farkımız da gülmektir. Siz hiç ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar, kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır. Hatta insan kardeşlerinin öyle bazı tuhaflıkları var ki onların karşısında herhalde kahkahalarla gülmek için can atıyorlardır. Ama ne hikmetse yüzleri gülmeye elverişli bir şekilde yaratılmamıştır. Kendilerini ne kadar zorlasalar gülemezler.
Halbuki insanlar çok şükür bilebiliyorlar. Bu imkanı niçin kullanmamalı deyip Şevket Rado yazısını bu şekilde bitirmiş. Evet, size de bol kahkahalı günler dilerim. İyi dersler, kolay gelsin.